Günaydın değerli seyirciler. Saatler 11'i gösterdiğinde her cuma olduğu gibi bu cuma da Muhyiddin Yılmaz ile Hayata Gülümse programında Cem TV ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Programımıza her türlü ağız ve diş sağlığı ile ilgili sorularınızı yöneltebileceğiniz WhatsApp adresimiz 0530 848 1312 nolu numaradan bize ulaşabilirsiniz. Ve geçen hafta başlattığımız hediye kampanyamız bu hafta da devam edecek. 3 izleyicimize diş taşı temizliği, 3 izleyicimize diş beyazlatma hediyemiz olacak. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip ediyor olmanız ve WhatsApp'tan bize ulaşmanız yeterli olacaktır. Sözü Muhyiddin Hocama vermeden önce bu haftamızın konuğu Şule Hanım'a dönmek isterim. Medikal estetik hekimi Şule Şakrak Hanımefendi bizlerle olacak. Günaydın Şule Hanım, nasılsınız? Teşekkürler, günaydın. Günaydınlar, hoş geldiniz tekrardan. Evet Muhyiddin Hocam, günaydınlar, nasılsınız? Günaydın efendim, hoş buldum. Gene güzel bir cuma gününde özel bir konuğumuz da kıymetli dostum Tamer Şakrak'ın kıymetli eşi Şule Hanım da aramızda. Biz bugün özellikle gülüş tasarımını, yani gülüş estetiğini konuşuyor olacağız ve bunun yanında gene estetiği konuşan bir hekimin bulması çok güzel olacak diye düşünüyorum. Güzel bir program diliyorum. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Peki hocam, gülüş tasarımı nedir? Kısaca bize bahsedebilir misiniz? Direkt size bu soruyu yöneltmek isterim. Evet. Gülüş tasarımı, tabii biz yoktan var etmiyoruz. Gülüş tasarımı aslında insanın en doğal hali. İçi sevindiği zaman, gönlü hoş olduğu zaman, muhabbet, sevgi duyduğu zaman insanın ağız sistemi, dudak yapısı, dişler gülümseyerek, yani gülme olayının dış unsurlarını yerine getirerek karşımdaki insanlara veya çevremize, yakınlarımıza, dostlarımıza mutluluğumuzu gösteren bir şeydir gülüş. Eğer bu gülüşte bir eksiklik veya bir görüntüyü bozan bir unsur olduğu zaman bunun düzeltilmesine, gene ideal bir hale getirilmesine biz kısaca gülüş tasarımı diyoruz. Evet hocam. Hocam bilinen ismiyle halk arasında Hollywood Smile olarak biliniyor ama siz bu konu hakkında neler demek istersiniz? Evet. Hollywood Smile diş hekiminde çok kullanılıyor. İnsanlar arasında da yayılmış bir kelime. Tabii biraz milliyetçi duygular mı diyeyim? Biz onu İstanbul gülüşü olarak isimlendirmek istiyoruz. Veya Londra'da olsa bir İngiliz Londra gülüşü diyebilir. Doktor Hanım'ın söylediği vardı, bir Bollywood gülüşü niye olmasın gibi farklı farklı çözümler üretebilir. Ama biz Türkiye'deyiz, Türkçe konuşuyoruz. Dolayısıyla Yeşilçam gülüşü diyebiliriz. Bir Türkan Şoray'ın o güzel gülüşünü birçok filmden belki hatırlayabiliriz. Veya diğer sanatçılarımızın bizden olanlarında. Ve şunu da duydum, bu çok hoşuma gitti. Mesela Rusya'da genellikle bu estetik gülüşe, yani estetik çalışmaya İstanbul gülüşü diyorlar. Ruslar diyorsa biz de İstanbul gülüşü diye verelim diye düşünüyorum. Evet hocam, gülüş tasarımı hangi durumlarda yapılır hocam? Hangi durumlarda önerirsiniz bir hekim olarak gülüş tasarımını hastaya? Evet, gülüş tasarımı doğal olarak zaten dişini yaptırmak isteyene, aslında biz doğal olarak o gülüş tasarımını da uygulamaya çalışıyoruz. Kendi talebi olmadığı halde. Çünkü bir dişi yaparken fonksiyon yerine getirmek istediği kadar bir de bir görüntüsü, belki diş rengi, beyazlığı, bunları da işin içine katmaya çalışıyoruz. Fakat bir de bir kişi kendi görüntüsünden, duruşundan, gülme şeklinden, mesela diş eti fazla görünüyordur veya dudak yapısı veya dişlerin eksikliği, çarpıklığı vesaire. İşte bunların özellikle kişi bir rahatsızlığı varsa, yani bu görüntüden hoşlanmıyorsa ve psikolojik etkiler yapmaya başladıysa, o zaman hastamızın talebi olduğu için o zaman gülüş tasarımını tavsiye ediyoruz. Evet hocam. Şule Hanım, sizlere dönmek isterim. Estetik deyince bir sürü aklımıza işlemler geliyor. Gülümsemenin dişlerle bir ilgisi kesinlikle var. Haftalardır bunu hocamızla birlikte konuşuyoruz. Zaten programımızın ismi de Hayata Gülümse. Peki estetik operasyonların gülümsemeye etkisi var mıdır? Aslında biz bir bütünün parçalarıyız. Ayrı ayrı da düşünülemeyiz. Biz de gelen hastalara mutlaka öncelikle işte ağızda bir problem varsa, diş yapısında bir problem varsa onun giderilmesini öncelikle öneriyoruz. Çünkü biz de işte diyelim alt yüz bölgesinde bir işlem yapacaksak şayet, eğer iç bölgede bir eksiklik varsa o tamamlanmadığı sürece bizim yaptığımız işlem asla güzel görünmüyor. Daha doğrusu estetik görünmüyor. O yüzden
bir bütünün parçalarıyız, birlikte hareket ediyoruz. Operasyonlara gelirse o aslında biraz plastik cerrahinin işi. Ben medikal estetik olarak küçük dokunuşlarla işte güzel yaş alma kısmında daha çok işlem yapıyorum. Mezoterapi, dolgu, botoks, o tarz işlemlerle, elbette küçük dokunuşlarla biraz daha sağlıklı, daha dinç, daha estetik bir görüntü elde etmeye çalışıyoruz. Evet hocam, peki en çok talep edilen işlemler neler oluyor Şule Hanım? Yani her yaş grubuna göre değişiyor aslında ve tabii cinslere de göre değişiyor. Erkekler genel olarak saç mezoterapisi çok tercih ediyorlar, işte saç ekimini tercih edenler gibi düşünmek lazım. Yani gençler genelde dudak dolgusunu çok fazla talep ediyorlar. Orta yaş grubu da genelde işte orta yüz dolgusuyla ilgili, işte biraz daha dinç görünme, yani yaşımızı belli etmeme gibi işlemlerde biraz daha ön plana çıkıyor. Ama hani cilt işlemleri herkes için gerekli. O yüzden her yaş grubuna cilt işlemi yapabiliyorsunuz. Yani mezoterapi ya da lazerli işlemler her yaş grubuna yapılabiliyor. Evet hocam. Muhyiddin hocam, size sorular gelmiş, gelmeye başladı. Sapanca'dan Ayşe Hanım sormuş. Ön iki dişimde boşluk var. Gülüş tasarımı ile bu boşluğu düzeltebilir miyim hocam? İyi yayınlar demiş size. Eyvallah. Teşekkür ediyorum sorusu için. Elbette ki bunun illa gülüş tasarımı ismini almadan, sadece iki diş arasında bir boşluk ya da bir aralık varsa, bunu çok basit dolgularla, gene ismi gülüş tasarımı olur ama estetiği düzeltme olur, çok küçük dokunuşlarla da halledilebilir. Öyle geniş bir gülüş tasarımı, yani büyük çaplı bir işlem yapmaya gerek olmayabilir. Evet hocam. Bir sorumuz daha gelmiş Ankara'dan Elif Hanım. İyi yayınlar dilerim hocam. Dişlerimin rengi çok sarı. Zirkonyum kaplama ile gülüş tasarımı yaptırmam gerekir mi? Yoksa diş beyazlatma işlemi yaptırsam yeterli olacak mı? Eyvallah. Şimdi sorular tabii güzel ama şu kısmını da söylemeden edemeyeceğim. 30 yıllık bir meslek hayatı var. Bazı hastalarımız bize geliyor. İşte dişinden şikayetçi, renginden şikayetçi ama dişe bakıyorum gayet normal bir beyazlık, yani diş beyazlığında. Bence gülüş tasarımı önce sosyal hayatın içinde başlaması lazım. Mesela 18-19 yaşında bir kız çocuğunuz varsa, anne babasının ona bol bol iltifat etmesi, güzel bir duyguya sürüklemesi lazım. Bu en doğal gülüş tasarımı budur. Yani sevgiyi iletmek, ilgi kurmak. Çünkü bunu yapmadığınız zaman belki 18-19 yaşında kızımız kendi bir eksiklik ya da bir şey arayacak. Halbuki onun güzelliğini ya da yüzünün gülümsemesini sağlayacak olan şey ilk başta bu ilgi, sevgi ve belki iltifat ihtiyacıdır. O yüzden sosyal hayatta dediğim gibi ilk gülümseme tasarımı veya gülüş tasarımı veya İstanbul tasarımı, gülüş tasarımı gene diyelim biz buna. Şöyle, eğer dişler gerçekten sarıysa, yani belli bir sarılığa geldiyse, bir beyazlatmayla çok ideal bir renge bürünebilir. Fakat beyazlatmalarda şöyle beklentiye girmemesi lazım kimsenin. O kişinin ilk doğal diş rengi neyse, olabilecek şey o doğal renge dönüştür beyazlatmada. Yani bir boyama, bir renklendirme değildir beyazlatma. İsmi öyle görünse bile. Beyazlatma mikro kanallara girmiş kirleri bile dişten arındırmaktır. Bu şekil diş ilk orijinal rengine döner. Işın tedavisiyle oluyor değil mi hocam? Evet, lazer uygulaması da bazı kimyasallarla beraber bu uygulama yapılıyor. Bir de bunu yaptıran kişilerin şunu da bilmesi lazım. Bunu her hastamıza tabii açıklaya açıklaya söylüyoruz. Beklenti yüksek derecede olmasın diye. Eğer çay, sigara, kahve çok tüketilirse belli bir süre sonra dişler gene önceki sarılığını bulacak. Eğer dişler çok sağlıklıysa evet, bu öneririm, beyazlatma yeterlidir. Ancak uzun vadeli, işte yıllarca gitsin denirse, işte o zaman zirkonyum devreye giriyor. Tabii önemli bir karar bir kişi için. Orijinal dişleri bozup, yani yapma dişlere geçmek. Fakat kişi, o ilk sorunuza da söylediğim gibi, psikolojisini bozacak dereceye geldiyse, artık üzerine bunu alınıyorsa, rahatsız oluyorsa, gülmekten çekiniyorsa, o zaman güzel bir gülüş tasarımı düşünülebilir.
Evet hocam, seyircilerimize tekrardan hatırlatmak isterim. Bu hafta yine hediyemiz var. 3 kişiye diş taşı temizliği, 3 kişiye de yine konusu geçen diş beyazlatmamız hediye olacak. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip WhatsApp'tan iletişime geçtiğiniz takdirde çekilişimizle sonucu belli olacaktır. Peki hocam, gülüş tasarımı kimlere yapılmaz? Ya da hani belirli bir yaş altı mı, grup mu gerekir? Ya da belirli bir hastalığı olan birisi yapamaz diye bir kaide var mı? Herkes isteyen, dileyen herkes tasarımı yaptırabilir mi? Evet, genel olarak böyle bir sınırlamamız yok. Ancak mesela implant yapılacaksa, implantın engel olduğu, mesela şeker yüksekse vesaire gibi, o zaman bazı yapılmazlar olabilir. Ama genel anlamda gülüş tasarımı herkese uygulanabilir. Tabii ki belli bir yaş, mesela süt dişleri olan çocuklara herhalde yapmayı düşünmeyiz. Onlar zaten güzel. Evet. Peki Şule Hanım, size dönmek isterim. En doğal işlem nedir yaptığınız işlemler arasında? Seyircilerimizle paylaşmak istediğiniz var mı? Ben bütün işlemleri doğal yapıyorum. Yani ben doğalı over dediğimiz, yani fazla olan işlemlerin hepsine karşıyız, doğruyu söylemek gerekirse. Hani o bizim çok talep etmediğimiz, istemediğimiz, hastanın biraz daha fazla baskıyla yaptırmaya çalıştığı işlemler. Onları genelde yapmıyoruz zaten. Hani bir dudağın maksimum yapılabileceği bir kapasitesi var, alabileceği dolgu kapasitesi var. Onun üzerine çıkmamaya çalışıyoruz. Sadece küçük dokunuşlarla daha estetik, işte güzellik skorunuzu yükseltmeye çalışıyoruz. Hepimizin bir güzellik skoru var. Çünkü onu işte 6 ise 8'e 9'a çıkartmaya çalışıyoruz. Eğer zamanın etkileri varsa, sarkma bulguları varsa, yer çekimine bağlı, sonuçta zamanla birlikte bir aging proses dediğimiz işte yaşlanma süreci ilerliyor. Onu birazcık böyle geriye çekecek uygulamalar yapmaya çalışıyoruz. Evet. Peki dişçi insanların bir fobisi vardır, diş fobisi. Sizin medikal estetik alanında da insanların korktuğu noktalar var mı? Bir fobi oluşturan herhangi bir işlem? Yani çok öyle bir şeyle karşılaşmıyoruz artık. Yani insanlar aslında biraz daha bilinçli bu... Bilinçli geliyorlar, evet, değil mi? Evet, bilinçli geliyorlar. Bir de son dönemde bu korona sonrası tabii kendimize çok maruz kaldığımız için, hem işte görsel olarak, hem telefonlarda, hem işte online toplantılar vesaire gibi şeylerden dolayı zaten şey, böyle kendileri taleple geliyorlar. Eskiden biz hani anlatmaya çalışırdık. Onlar diyorlar ki geldiklerinde, ya ben burada böyle bir problemim var. Ben bunu aynada bakıyorum, görüyorum. İşte ne bileyim, telefonda çok fazla dikkatimi çekiyor. Siz ne dersiniz diye geliyorlar. Hani mantık çerçevesinde doğru olan şeyleri anlattığımız zaman zaten aklın yolu bir. Evet hocam. Şule Hanım, size bir soru gelmiş Almanya'dan. 24 yaşındayım. 19 yaşında motordan düştüm. Burnum kırıldı. Şu an sağ tarafta bir tarafı eğik duruyor. Bunu düzeltmek için ameliyat şart mı? Ve evet, kaç günde bu düzelir diye? Rinoplasti dediğimiz burun operasyonu gerekli o durumlarda. Çünkü muhtemelen yanlış kaynamıştır kemik. Eğer hemen arkasından küçük bir operasyon geçirilmediyse. Hı hı. Tekrar sekonder rinoplasti dediğimiz, tekrar oranın düzeltilme ameliyatı yapılmalı. Genelde iyileşme süreci, yani operasyon sonrası 7 gün, 5 ile 7 gün arasında Türkiye'de olması yeterli. Evet, sürecimiz de bu şekilde ilerliyor. Muhyettin hocam, size bir soru var. Serkan Bey Bursa'dan yazmış. İyi yayınlar hocam. 38 yaşındayım. Dişlerimde metal kaplama var. Bunları zirkonyum kaplama ile değiştirmek istiyorum. Böyle bir şey gerekir mi ve işlem ne kadar sürer? Evet, yani biz hekimler böyle canlı yayında ama hastamızı görmeden yorumlar yaptığımızda tabii yanılabiliyoruz. Belki doğru olmayan şeyler de diyebiliriz. O yüzden biz her muayene zaman esastır. Muayene esastır yani mesleğimizde. Hı hı. Ancak genel bilgilendirme için tabii, genel şeyler. O yüzden sürçü lisan edersek af olsun. Metal porseleni güzel, estetik yapıldıysa, rengi güzel verildiyse, hasta ağzına uyumluysa elbette ki kalmasını tercih ederiz. Uzun yıllar geçmediyse, diş etinde açılmalar yoksa niçin değiştirsin? Yani fakat bu dediğim şeyler olduysa, belli bir ömrü doldurduysa, artık yani hastanın görünümünü bozacak şekilde ağızda değişiklikler olduysa tabii ki değiştirilebilir. Bir de tabii kendi talebi, eğer o sorduğumuza göre estetiğini beğenmiyor olabilir. Yani rahatsız edebiliyor. İşte buradaki asıl karar verirken düşünecek şey kendisinin rahatsızlık derecesidir. Rahatsa, değilse, şu da oranda az rahatsızsa bence ağızda kalması daha iyidir.
Dediğim gibi bu işin psikolojik tarafı çok yoğun. Mesela bu Dünya Kupası'nı tabii onlar biliyorum ne kadar seyrediyor ama biz seyrettik. Mesela Faslı kardeşlerimiz yani maçı kazanınca öyle bir yüzleri güzel güldü ki. Demek ki o bir galibiyet, bir gol bayağı yüzleri güldürebiliyor. O anda kimse demiyor ki dişim şöyle ya da böyle öyle görünüyor muyum? Ama gerçekten mutluluk yani işten gelen bir mutluluk insanı kendisine güzel gösteriyor ve güzel yapıyor. Çünkü güzellik, evet biz nesnel kısmıyla uğraşıyoruz, doktor hanımın da olduğu gibi. Fakat muhakkak aslında yüzdeki gülümseme ta kalbin derinliklerinden geliyorsa gerçektir ve çok güzeldir. Evet hocam, kaç gün sürer demiş hocam, değişim ne kadar, bu kaplama işlemi ne kadar sürer diye bir sorumuz da devamı. Şu anki teknolojimiz çok yüksek, çok olanaklarımız var. Dijital ölçü artı direkt kliniğimizde dijital diş üretimiyle beraber arzu ettiği zaman veya vakti uygun değilse 1-2 günde bile bunu yapıp bitirebiliyoruz. Ancak benim genel olarak tavsiyem bu değil. Özellikle estetik aranıyorsa bunu biraz uzatmak, provalarını yapmak, hastanın o anda bir beğenisine aykırıysa bunları düzeltmek. Yani son hale getirip evet bu çok güzel oldu dedikten sonra işin bitimine karar vermek. Ancak dediğim gibi zaman darsa, acele varsa 1-2 günde de yapılması mümkün. Evet hocam, peki yurt dışından gelen bir kişi gülüş tasarımı yapmak istediğinde aşamaları nasıl ilerliyor? Yurt dışından tabii önceki programlarda değinmiştim. Bize muhakkak işte resimler gönderilmesi lazım ki aşamaları hızlı yapalım. Yani ona göre ön hazırlığımızı yapmış olalım. Panoramik gönderirse çok 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 güzel. Eğer bu tasarım içinde implant uygulaması da varsa işte o zaman gerekirse bir tomografiye kadar varan görüntülemeleri göndermesi lazım. Hem çok doğru planlama yaparız, hem hasta buraya geldiğinde ekstra şu yapılacak şeyini almaz. Çünkü bazı durumlarda kemik tozu ilavesi gerekiyor. Sinüs lifting dediğimiz bir operasyon, kemik incelmişse yani implantı yerleştirecek alan yoksa bunu telafi etmek gerekiyor. Bütün bunları hastaya %100 doğru, %100'e yakın diyeyim, gene %100 demeyeyim. Çünkü muayene dediği gibi doktor çok gerekli. Çok yani yüz yüze göreceğiz, biraz hastamıza dokunacağız. Ağız içinde işte o zaman ama uzakta olduğuna göre bunu yapamayacağımıza göre ama asgari panoramik. Panoramikten daha ilerisi tomografi göndermek. O zaman çok net planlar ve kaç seansta biteceği, ne kadar hastamıza bildiriyoruz. Buraya geldiği vakit ilk işlemleri seri bir vakitte. Ancak implantlarda şu anki teknolojide anında yükleyenler var. Ama onu da gene izleyenlerimize, çünkü yurt dışından çok değişik ülkelerden tepkiler alıyoruz. Amerika'dan arayanlar oldu. Fas'tan, ne bileyim İngiltere'den, Almanya'dan dostlarımız arıyor. Onlara söylediğimiz, evet bize bunları atın ki yani buraya geldiğinizde doğru bir planlama yapmış olalım. Ve buraya geldiklerinde vakit kayıpları olmasın veya bazı yanılgıları beraber yaşamayalım diye. Evet hocam, peki gülüş tasarımının ömrü ne kadar sürüyor? Ne kadar kullanım olabilir? Kişiden kişiye değişir herhalde bu, değil mi, kullanımına göre, ağzının bakımına göre? Tabii bir hekimin yapısı, kullanılan malzemelerin kalitesi. Mesela porselen, şimdi bu tabii marka söyleyemiyoruz belki bir şey kanalda. Fakat porselen tozunun kalitesi de bunu etkiliyor, kullanılan metal etkiliyor. Zirkonyumun çok çok farklı kaliteleri var. Yani ismini almadım, çokça hani kötü mal diyebilen zirkon da kullanılıyor. Çok kaliteli değişik ülkelerden gelen zirkonyumlar var. Şimdi bunların kalitesi, yapımı, dijital olup olmadığı, laboratuvarda kaç kere girdi çıktı, bunların hepsi o malzemelerin kalitesini dolayısıyla ömrünü de etkiliyor. Bu bizim tarafımızda olan etkileşim. Bir de tabii hastanın etkileşimi var. Yani bir dişini nasıl kullanıyor? Bakımını güzelce, düzgünce yapıyor mu? Yediği gıdalar, kalkıp fındık, ceviz kırarsa orijinal dişlerle bile tavsiye etmediğimiz bu işlemleri zirkonla, porselenle yapmaya çalışırsa maalesef ömür kısalıyor. Kısa ömürlü olacak. Olabiliyor, evet. Evet. Peki Şule Hanım, yaşlanma sürecinde ilk hangi işlem tercih edilmeli? Mezoterapi. Mezoterapi aslında cildin içerisine
çabuk yenilenmesini, onarılmasını sağlayan işte vitaminler, büyüme faktörleri, amino asitler, peptitler içeren özel solüsyonların cildin içerisine enjekte edilmesi aslında. Ancak bu cildin kendini yenilemesini, cildin kendini onarmasını, kolajenin kalitesini artmasını, çünkü aslında hücremizin ana yapı taşı kolajen. Biz Matrix'le uğraşıyoruz ama kolajeni ne kadar iyi desteklerseniz o kadar çatı dik duruyor aslında. O yüzden cildi siz ne kadar işlem yaparsanız yapın, üzerinize giydiğiniz kıyafet güzel değilse aslında onu da göstermiyor. O yüzden cilt kalitesini yükseltmek hepimiz için çok önemli. Peki bu mezoterapiyi ne kadar sıklıkla yaptırmak gerekiyor? Genelde 6 ayda bir ama daha genç yaşlarda yılda bir de yetiyor. Peki kaç yaştan itibaren önerirsiniz? Yani tabii bu kişinin ihtiyacına bağlı. Akneli bir cildiniz varsa 18-15 yaşında da yapılabilir. Ama hani normal sağlıklı bir cildiniz varsa 25 yaşından sonra kolajen miktarı düşmeye başladığı için, 20-25 yaşlardan sonra azalmaya başladığı için önlem amaçlı 25'ten sonra yavaş yavaş böyle ufak ufak işlemler başlayabilir. Bu işlemlerin süresi ne kadar oluyor peki Şule Hanım? Yani çok uzun değil aslında. Yani lokal anestezi kremlerle uyguluyoruz biz bu işlemleri. Yani 10-15 dakika krem uygulama süresi desek, 10-15 dakikada işlem desek yarım saatlik bir işlem maksimum. Evet, kısa sürede tamamlanıyor. Yine seyircilerimize hatırlatmak isterim. Sosyal medya hesaplarından takip edip bize WhatsApp'tan iletişime geçen 3 izleyicimize diş taşı temizliği, 3 izleyicimize diş beyazlatma hediyemiz olacak. Şule Hanım, ekibimizden bir arkadaşımız yazmış size. Çok fazla göbeğim var. Onun dışında bir kilo problemim yok. Bundan nasıl kurtulabilirim? Bölgesel incelme işlemlerinde genelde 2-3 tane yöntem var aslında. Birincisi, oradaki yağ dokuyu eritmemizi sağlayan enzim içerikli ürünler var. Lipaz dediğimiz bir enzim var. Onu oraya enjekte ediyorsunuz ve oradaki yağ hücrelerini parçalıyor ve idrar yoluyla atılıyor bu. İkincisi, mezoterapi ürünleri var. İşte yağı parçalayan bazı ekstratlar var içerisinde. İkinci olarak o kullanılabilir. Bir de tabii sonuçta böyle bir kütlenin içerisindeki yağı eritiyorsunuz. Geride kalan derinin de sıkılaşması lazım. Bunu da sağlayan makinalı işlemler var. Bu bütün işlemleri sadece makinalarla yapan, işte hem yağı parçalayıp hem de sıkılaştırmayı yapan makinalar da var. Lazer türü bazı makinalar var. Yani aslında hani kişiye göre tercih ediyoruz. Ama hani homojen bir kilonuz var. Hani her yerden kilolusunuz. Ne yazık ki öyle bir işlem değil. Bu genelde bölgesel, işte ne bileyim sadece kalçanızda bir yumurta gibi bir kilonuz var. Sadece göbeğinizde bir kilo probleminiz var. Hani bölgesel küçük alanları inceltmek ve işte sizi kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak işlemler. Dokunun sıkılaşmasını sağlayan ise radyo frekans dediğimiz dokunun altını ısıtan işlemler var, aletler var. O tarz makinalarla dokunun altını ısıtıp cildin sıkılaşmasını sağlıyoruz. Peki bu işlemler yapıldıktan sonra kişi tekrardan yemesinde içmesinde eski haline dönerse, hani çok abartırsa her şeyi, tekrardan eski haline mi döner? Yani çok dikkat yani mi etmesi lazım? Yani cerrahi bile yapsanız yine aynı hale döner hani yani. Diyet halinde olması gerekiyor. Diyet halinde değil, biz ona sağlıklı beslenme diyoruz. Eğer yani çünkü diyet çok uzun sürdürülebilir bir durum değil. Çünkü beslenme şeklinizi yaşam şekli haline çevirmeniz gerekiyor. Sağlıklı beslenmeyi öğrenmek ve o şekilde beslenmeye alışkanlık haline getirmek en önemli kural. Kesinlikle. Bir soru daha var Şule Hanım size. İstanbul'dan Ezgi Hanım yazmış. Kepçe kulak sorunum var. Ameliyat olmaktan korkuyorum. Sizce bu korkum normal mi? Ameliyat olmaktan herkes korkuyor genel olarak ama hani çok büyük bir ameliyat mı? Hayır, çok büyük bir operasyon değil, endişe duyulacak, yani bir kalp ameliyatı değil, öyle düşünmesinler. Ama herkesin tabii ki korkuları olması çok normal. Önce muayene olmasını öneririm. Güvendiği bir hekimle yola çıkmak her zaman en önemli kriter değil Kesinlikle. Şimdi dişlerinizi yaptıracaksınız, güvendiğiniz bir hekiminiz olacak ki kendinizi ona teslim edeceksiniz. Aynı şey, yani bu biraz kişisel iletişimle aşılabilecek bir sorun. Evet. Muhyiddin Hocam, gülüş tasarımı ile diş etlerindeki problemler de çözülebilir mi? Elbette. Zaten iyi bir gülüş tasarımında diş etlerinin problemi çözülmezse ona gülüş tasarımı da diyemeyiz. Çünkü diş etlerinin duruşu, diş aralarını doldurması, papilla dediğimiz bölgelerin yeterli uzunlukta olması, onlar hepsi
diş estetiğini etkiliyor. Yani görünümü etkiliyor. Yani yaratan insana çok ince ince dokunmuş. Gerçekten insan güzel bir varlık. Yani yani tabiattan, yaratılıştan güzel bir varlık. Bizim yaptığımız en kıymetli estetik insanı o tabiatından daha ileri bir yere götürme, taşıması. Ben buna karşıyım. Yani şahsen bir hekim olarak veya estetik olarak şey yaptığımızda doktor hanım da bizlerin de yaptığı o kişiyi doğal haline, yani bir karın şişliği hekim hanım söylediği gibi, Şule Hanım'ın nedir? Yanlış beslenme, sağlıksız beslenme. Evet, diyet kelimesi benim de çok hoşuma gitti. Yani sağlıklı beslenme hakikaten çok önemli. Bu olduğu zaman göbek şişkinliği demek ki bir arıza sonucu ortaya çıkmış. Ne yapıyor o zaman? Bu arızaları ortadan kaldırmak, onun doğal olarak belki yani benim konumun dışında ama gene söylemiş oldum. Yanlışım varsa düzeltin lütfen. Şeyde de böyle, ağız gülüşünde de öyle. Yani olanı, olmuş olanı, insanı zaten güzel olan asli durumuna döndürmek. Yoksa ekstradan bir şey yapıldığı zaman mesela evet bizim bazı diş taşları koyduruyorlar güzel görünsün. Tek bir tane küçük estetik duruyor bana göre. Fakat şimdi şeyler çok yaygın. İşte pırlanta, komple ağız, metal veya pırlanta çok kıymetli bir taş olabilir. Bana güzel gelmiyor mesela. Ama bir dişlerin büyüklüğü, orantısı, doktor hanımla da girişten önce konuştuk. Mesela kelebek tarzı var. Şimdi evet. Moda yani o güzel, yani böyle kabul edildiği zaman gerçi ne oluyor? Gerçi benimki çocukluğumdan kalma bir hatıra. Evet. Fakat kişiye özel bir, kendine ait bir kimlik veriyor. Size ait bir gülümseme oluyor. Yani hepsinin şu an... Hepimizin aynı olmaması gerekiyor aslında. Aynen, buna katılıyorum. Birbirimize benziyor. Hepimizin gözü var, kulağı var, ağzı var, burnu var. Ama %100 de benzemeyelim. Birbirimizden biraz farklılıklarımız da olsun diye düşünüyorum. Farklılıklar güzellik getiriyor. Kesinlikle, inanıyorum buna. Genelde ama estetik konularında böyle değil mi Şule Hanım? Kadınlar birbirlerinden görüyor. Ben bundan istiyorum, şundan istiyorum gibi sorularla geliyorlar mı size? Direkt elinde fotoğraf. Ben bu kadının aynısı gibi olmak istiyorum. Tabii ki geliyorlar ama... Bunun doğru olmadığını anlatıyoruz. Sonuçta hepimizin ayrı bir özelliği, ayrı bir güzelliği var. İşte dediğimiz gibi kendimizin en iyi haline gelmek aslında. Kendimizin en iyi, en sağlıklı, en dinç, en güzel haline gelmek amaç. Ama değişmek değil aslında. Kesinlikle. Muhyettin Hocam size bir soru daha gelmiş. Çenemde eğrilik var. Gülüş tasarımı ile bunun düzeltilmesi mümkün müdür? İyi yayınlar dilerim. Balıkesir'den selamlar. Soruların zor yerinden. Şimdi tabii çene ile ilgili ise burada çene kemiğinin belki bozukluğu söz konusu olabilir. İşte o zaman estetik cerrahlarımız devreye girebilir. Onlarla işbirliği yaparak, yani onlar çene bazında, biz diş bazında bazı çalışmalar yaparak bu tip sorunları çözebiliriz. Yani burada iyi bir ekip, iyi bir hekim dostlarınız, yani estetik iyi yapan cerrahlarınızla beraber işbirliği yapmanız çok önemli. Her sorun çözülür ancak bazen bir kişilik değildir sorun çözme olayı. İşte o zaman bizler de hekim dostlarımızla işbirliği yapıyoruz. Evet. Şule Hanım, medikal estetik alanında doğru işlemi yapan kişi mi önemlidir? Yoksa her hekim her medikal estetik işlemini yapabilir mi? Yani biz bu konuda eğitiliyoruz. Her hekim eğer gerekli eğitimleri alırsa aslında işlem yapabilir. Sonuçta yetkinliği vardır ama sonuçta tıp fakültesinden doktor olarak mezun oluyoruz. Hepimiz kalp cerrahisi yapmıyoruz bunun gibi. Herkes de medikal estetik yapamaz çünkü biz de bunun eğitimini alıyoruz. Yani ben mesela İtalya'dan aldım bu eğitimi. Hala da eğitimim devam ediyor. Yani mezoterapi eğitimini başka bir yerden aldım. Çünkü bir sürü paterni var yaptığımız işlemlerin. Ve o işlemlerin bilfiil hem teorik hem pratik eğitimlerini almanız gerekiyor. Evet. Peki medikal estetik alanında dünyadaki sıralamamız nedir sizce? Biz işlem sayısı olarak çok üstlerdeyiz. Yani çok şanslıyız. Hem sağlık turizminin merkezlerinden biri olan ülkemiz Türkiye. Hem kalabalık bir toplumuz. Kalabalık olduğumuz için bu işlemleri daha çok yapma şansımız var. Ondan dolayı biz bence birinci sıradayız. Yani öyle. Yani dünyada aslında bu işlemleri hani neresi çok yapıyor diye sorarsanız İngiltere bu konuda aslında başarılı. İtalya tıbbın doğduğu yer. Hani İtalya'yı es geçemeyiz. Ve Amerika aslında bu, o da product, yani ürünsel olarak ön planda, üretimin çok fazla olduğu yerler. Ama Uzak Doğu'da da işte Kore,
Japonya, o tarz yerlerde de aslında çok fazla işlem yapılıyor. Evet. Peki hocam, gülüş tasarımı ya da diş konusunda Türkiye'nin sıralamasını soracak olursak sizlere? Bana göre sorarsanız kalitede tabii ki bir numarayız. Bundan şüphem yok. Deneyimde de bence bir numarayız. Evet, hekimlerimiz çok iyi yetişiyor. Şu an Diş Hekimleri Fakültesi'nden gerçekten kaliteli bir eğitim süreci var. Ve branşlaşma da çok fazla arttı. Estetik çalışmaya hekimler daha fazla, ilk hatırladığım yıllara göre daha fazla önem veriliyor. O yüzden ben iddialıyım. Belki şimdi ben ortaya attım. İstanbul gülüşü diyorum. Yeşilçam gülüşü diyorum. Ama bir gün gelecek belki bütün hekimlerimiz bunu kullanacağız. Ne zaman? En iyi gülüşü başkalarına da ifade edebildiğimiz zaman. Biz inandık. Biz güzel yapıyoruz. Ama Rus inansın. İngiliz hastamız geldiği zaman onu da inandıralım. Biz böyle tek tek güzel işleri yapa yapa insanları İstanbul gülüşüne inandıracağız. Evet hocam. Kısa bir ara vereceğiz hocam. Kısa bir ara veriyoruz değerli seyirciler. Aradan sonra tekrar karşınızda olacağız. Evet değerli seyirciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine sorularınızla devam ediyoruz. Fakat öncesinde yine hatırlatmada bulunmak isterim. 3 izleyicimize diş taşı temizliği, 3 izleyicimize diş beyazlatma hediyemiz olacak. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip ediyor olmanız ve WhatsApp'tan ulaştığınız takdirde çekilişe katılmaya hak kazanacaksınız ve sonuçlar sosyal medya hesabında açıklanacaktır. Evet hocam, Muhyiddin hocam, size bir soru geldi. Ortodonti tedavisi ile gülüş tasarımının ilgisi var mıdır diye. Evet. Hastalar bize ilk başvurduğunda gene multidisipliner sistem gereği, yani uzman hekimlerimiz hep beraber hastamızı ele alıyoruz. Çünkü oral diagnoz, yani ne yapılabileceği ile ilgili doğru kararı vermek bizim diş hekimliğinin aslında en önemli konusu. Çünkü bir bina da yapsanız, bir inşaat da yapsanız ilk önce mimar bütün bitmiş haliyle onu çizer, projelendirir. En sonra yapılacak en başta bellidir. Eğer biz de hekim olarak planlamamızı, yani en son olacak hastanın halini, yani ideal bir gülüş tasarımını en baştan programını doğru çizmezsek sonuca ulaşamayız. Bu şekilde eğer dişlerinde çapraşıklık veya doğru yerde bulunmama veya uzama veya kayma gibi nedenlerden yanlış kapanış bozuklukları olduğunda da ortodonti uzmanından destek alırız. Ortodonti uzmanı o dişleri ideal konumlarına götürür ki bu bazen uzun süreler alır. Yani 1 yıl, 2 yıl gibi. Bu düzeltmelerden sonra gerekli zirkon kaplamalarla veya diş eti lazerle gingivektomi yaparak veya benzeri çalışmalarla güzel bir gülüş tasarımı yaparız. Yani sorumuzun tabii cevabı, ortodonti gülüş tasarımında bazen bazı vakalar için çok çok önemli bir unsur. Evet hocam. Şule Hanım, size bir sorum olacak. Botoks tedavisi hakkında sizinle konuşmak isterim. Evet, kadınların en merak ettiği, en revaçta olan aslında bir konu. Aslında bizim genel olarak insanlarla ilk karşılaşma uygulamamız botoks. Botoks, botulinum toksin dediğimiz bir bakterinin ürettiği toksin aslında. Kas içi uyguladığımız bir işlem. Ne yapıyoruz? Aslında orada hasta değerlendirmesi önemli. 3 tip hastamız var. Birisi böyle hareket esnasında sadece kırışıklığı oluşan hastalar. Biri karşıdan baktığımızda kırışıklıkları olan insanlar, böyle hayal meyal. Bir de artık böyle oturmuş çizgileri olan insanlar. Aslında buna göre bir tedavi planlaması yapıyoruz. Aynı, aslında metot aynı. Aynı. Tıbbın branşları farklı ama bakış açılarımız ve değerlendirmemiz aynı. Yani önce hastanın anamnezini alıyoruz, hikayesini alıyoruz. Sonra hastayı muayene ediyoruz. Sonra da tedavi planlaması yapıyoruz. Tedavi planlamasında da aslında botoksun etkisi 4 aydır. Yani 4 ile 6 ay arasında etkinliği sürer. O yüzden en az yılda 2 defa yapılmasını öngörürüz hastaya. Deriz hani bunu planlamasını bu şekilde yapmak lazım diye. Daha sonrasında da hepimizin mimikleri farklı olduğu için kişiye özel bir uygulama yapılır. Yani standart bir uygulaması yoktur botoksun. Çünkü birimizin kaşı sağ tarafı daha kuvvetlidir, diğerinin sol tarafı daha kuvvetlidir. Kimisi kaşını çok fazla çatar, ortada bir
kuvvetli kas vardır, ortada bir kırılması vardır. Kimisi çok güler, kaz ayakları çok fazladır gibi. Kişiye özel, onun kendi yüzündeki mimikleri kullanmasına göre noktaları belirleyerek botoks uygulamasını yapıyoruz. Botoks uygulamasını yaptıktan sonra genelde hastaları uyarırız. Çünkü bu bir toksin ve yaptığımız mimik kasının içerisinde yerleşmesini istiyoruz biz yaptığımız ilacın. Bu ilacın yerleşmesi de yaklaşık 2-3 gün sürer. İlacın etki etmesi de 7 ila 14 gün kadar sürer. Yani botoks yapıldıktan sonra hastada botoksun etkisini 10 ile 15. günde görürsünüz. Yani yapıldığı an etkisi görülen bir işlem değildir. Aslında bizim yaptığımız hiçbir işlem yapıldığı an etkisini göremezsiniz. Çünkü bu sefer dokunun kendini iyileştirme ve dokunun kendini gösterme kapasitesini ihmal etmiş olursunuz. O yüzden hastalar genelde öyle bir beklentiyle gelirler. İşte bana işlem yapın, buradan çıkarken hani bütün etkiyi görerek çıkalım. Öyle bir dünya yok. O beklentiyi biraz düşürmek lazım. O yüzden yani en hızlı yanıt aldığımız işlem botokstur. İşlemin etkisi de 10 ile 15. günde görünür. 4 ile 6 ay kadar devam eder. Peki dolgu ile botoks arasındaki fark nedir? En çok karıştırılan bir soru bence bu. İkisi aynı şey mi değil mi? Aynı şey değil tabii ki. Dediğim gibi botoks, botulinum toksinden elde edilen bir madde. Toksin. Dolgu ise içeriği farklı. Genelde hyaluronik asit bazlı ya da kalsiyum hidroksiapatit gibi fabrikada üretilen teknolojik ürünler aslında. Evet. Yani doğal bir ürün olarak da yapılabilir, oluşturulabilir. Ama dolgu farklı, doldurmaktan geliyor. Bir yeri hacimlendirmek, doldurmak amaçlı kullanılan bir madde var. Orada bir işte çeşitli firmaların çeşitli ürünleri var. Diğeri ise bir toksin ilaç. Aslında. Evet. Peki boyun ve dekolte bölgesi içinde kadınların en çok yaptırdığı işlemler arasında var. Burada ne tür işlemler yapılıyor? Aslında en çok ihmal edilen bölge. Çünkü insanlar yüzlerine işlem yaptırmakta çok isteklidirler. Ama genelde işte eller, boyun ve dekolte ihmal edilen bölgeler arasındadır. Yani ikisine birden işlem yaptırmayı genelde ihmal eder insanlar. Ama karşıdan baktığımızda aslında yüz, boyun ve dekolte aynı anda güneşe maruz kalan ve aynı anda cildin en fazla etkilendiği alan. O bölgeye ayrı bir hassasiyet göstermek lazım. Yoksa yüzünüz yaşınızı göstermese bile elleriniz ve boynunuz, dekolteniz yaşınızı ele verir gibi bir durum var. Ne yapıyoruz? Yani tabii ki öncelikle cilt kalitesini arttırma işlemleri, mezoterapi ilk tercihimiz. Ama oturmuş kırışıklıklar varsa dolgu işlemleriyle de işlem yapabiliyoruz. Bir de hani biraz evvel demiştim ya, sıkılaştırma yapan bazı lazerler var diye. RF kullanabiliyoruz. Ultrasonik dalgalarla cildi sıkılaştırabiliyoruz. Lazerli işlemler de boyun ve işte dekolte ya da ellerde tercih ettiğimiz işlemler arasında. Evet, bir de sıvı yüz germe operasyonu da var Şule Hanım. Bundan İyi da bahsedebilirsiniz. Evet, seyircilerimizin. Evet, sıvı yüz germe şöyle çok popüler. Yani bazen cerrahinin uygun olmadığı hastalarda ilk tercihe bile geldi şu aralar. Sıvı yüz germeni aslında dolgu maddelerinin belli noktalara, yüzde belli asıcı, yüzü yukarıya doğru kaldırıcı noktalara enjeksiyonlar yapılarak yüzün İşte bir 5 yıl, 10 yıl geriye alınması gibi düşünmek lazım. Belli yerlerde hacimsel destekler sağlıyorsunuz. O desteklerle yüzde sarkma bulgularını azaltıyorsunuz. Doktorun, sıvı yüz germe bu. Bu arada ben de bir şey merak ettim. Buyurun. Ama gerçekten yani düşündüğüm zaman şöyle, sizin gelen hastalarınızda özellikle hanımlar olarak düşünülüyor ama şu an Erkek hanım oranı yaklaşık ne civarda? Yani onu merak ettim. Erkekler tabii ki daha az. %70'e %30. Bazı bölgelerde belki daha fazladır ama genel olarak öyle. Ama erkekler de talep ediyorlar. Erkekler de botoksa geliyorlar. Erkekler de mezoterapi yaptırıyorlar. Evet. Ama tabii erkeklerin, biraz evvel de demiştim, en çok geldikleri işlem saç. Evet, o bizim yani, sorunumuz. Makus talihiniz. Benim ama kendime ait bu göz torbaları var. Bir göz
hastanete başvurduğumda cerrahi tabii gerektiğini söylüyorlar. Ama sizin mezoterapiyle veya benzeri çalış bir şeyler yapılabiliyor mu? Kendim için de bir sormuş olayım. Göz torbası özel bir hastalık grubu aslında, özel bir durum. Kesin tedavisi evet cerrahi. Evet. Ama tabii ki hasta işte sigara içiyordur, cerrahi yaptırmak istemiyordur. Çeşitli koşullardan dolayı cerrahiye uygun olmayabilir. O dönemde de biz biraz devreye giriyoruz. Evet. Hem göz çevresi morluklarını azaltmak, göz çevresindeki cilt kalitesini arttırmak için hem de o torbaları biraz rötuşlayabilmek için aslında yaptığımız bir illüzyon öyle evet. düşünün. Evet. Bunu yapmak için neler yapabiliyoruz? Mezoterapi kullanabiliyoruz. Genelde dolgu kullanıyoruz. Evet. Dolguyla aslında işte o aradaki boşluğu rötuşlayarak görüntüyü azaltıyoruz. Yani bir çeşit biraz da amacına ulaşıyor. Bir görüntüyse evet. amaç. Görüntüyse amaç, estetik olarak görüntüsüyse amaç. Evet, bizim yaptığımız işlemle de insanlar bayağı idare edebiliyorlar. Evet, teşekkür ederim. Mutlu oluyorlar. Peki Şule Hanım, şöyle diyebilir miyiz? Cerrahi işlemlerden korkan kişiler medikal estetiğe mi yöneliyor? Yani medikal estetiğe yöneliyorlar aslında ama cerrahinin yaptığı her şeyi de yapamıyoruz. Tabii yani ki. Şimdi cerrahların hakkını da vermek lazım. Ama bir geçiş sürecinde bir miktar destek olabiliyoruz tabii ki. Bir süre bizim yaptığımız işlemlerle mutlu olup tatmin olabiliyorlar. Evet, bir de bu ara yine çok fazla duyulan ip askı yöntemi var. Evet. Sanatçılarımızın da çok fazla uygulattığı televizyonlarda Aynen. görüyoruz. Bu yöntem nedir? Nasıl yapılır? Bunun hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz? Aslında küçük bir cerrahi işlem, küçük bir cerrahi prosedür. Kullanılan ipin cinsine göre süreleri var. İşte sonsuzluk askısı deniyor, Fransız askısı evet. deniyor. Aslında orada markaların isimleri bunlar ve etkinlik sürelerini gösteriyor. Silikon malzemeden yapılan ve ömür boyu dokunuzun altında kalan iplere o silikon ipler diyoruz. Bunlar kalıcı ipler. Uygun alanda, uygun vektörde yerleştiriliyor ve dokuda bir sarkma bulgularını geriye alıyoruz aslında. Fakat dokunun altında yaşamaya devam ediyorlar. Bizimle birlikte dokumuzun içerisine bir implant yerleştirilmiş oluyor aslında. Bir de eriyen ipler var. Dokunun içerisine yerleştiriyoruz. Onlar da belli bir süre, işte onların bazısı 6 aylık, bazısı 1 yıllık, bazısı 2 yıllık. Yerleştirdiğiniz yerde ömrü boyunca o görevi ifa ediyorlar. Ama ömürleri bitince dokunun içerisinde emilerek suya dönüp gidiyorlar. Yani kullanılan malzemeye göre yaptığınız işlem değişiyor. Ama amacımız ne? Zamanın etkilerini azaltmak, sarkma bulgularını azaltmak, yer çekimine karşı durmak aslında amacımız bu. Evet. Peki Şule Hanım, izleyicilerimize neler önermek istersiniz cilt bakımı konusunda? Mesela rutin bir cilt bakımı nasıl olmalı, neler yapılmalı? Bunun hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz acaba? Ya cilt bakımlarını da biz ikiye ayırıyoruz. Bir evde yapılabilecek bakımlar, bir de bizim yaptığımız profesyonel bakımlar. Ben artık eski usul buharlı bakımları çok fazla önermiyoruz. Hani kliniklerde yapılması açısından. Biz genelde makinalı medikal bakımları öneriyoruz. İşte bazı markaların isimleri var. Su bazlı, oksijen bazlı bakımlar şeklinde. Bunlar hücreleri derinlemesine temizliyorlar. Artı beraberinde dokuda bir sıkılaşma, dokuda bir cilt ton dengesinde bir nötrleşme sağlıyorlar. Bu ne sağlıyor? İşte bu selfie çekiyorsunuz ya, o selfie esnasında sür ton dediğimiz cildin aslında tek tona dönmesinden bahsediyoruz o selfie'de. İşte onu aslında medikal bakımlarla düzenli yapılırsa sağlayabiliyorsunuz. Evde ne öneriyorum? Birincisi cilt temizliği çok önemli. Günde iki defa mutlaka, yani sabah kalktığınızda ve gece yatarken cildinize uygun bir cilt temizleme ürünüyle cildinizi temizlemelisiniz. Asla makyajlı işte ya da günün işte sosyal hayatımızın içerisinde sonuçta hava kirliliğine de maruz kalıyoruz. O günün kirini yatağınıza taşımamalısınız. Mutlaka cildinizi yıkayarak yatmalısınız. Cildinize uygun nemlendirici, gündüz nemlendiricisi, gece nemlendiricisi kullanabilirsiniz. Tonik kullanarak cildinizin sıkılığına katkı sağlayabilirsiniz. Ve son zamanlarda işte çok ön planda kolajen kullanımı. Kolajen kullanımını da öneriyoruz cilt kalitesini arttırması için. Özellikle 25'li yaşlardan sonra dokumuzda bir kolajen kaybı olduğunu daha önce de bahsetmiştim.
onu yerine koymak adına besinsel olarak alınırsa çok daha tercih ettiğimiz bir şey. İşte et suyu, ilik suyu, o annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin bize işte gıdalarımızda önerdiği şekilde. Ama gıda ile alınamıyorsa da en azından eğer hani özel bir hastalığı vesairesi kullanamama durumu yoksa işte şaseler ya da tabletler eczanelerde bulunuyor. Onlardan edinip kullanabilirler. Evet, çok teşekkür ederiz değerli bilgileriniz için. Bir de yüz ve göz altı ışık dolgusu. Bu da bu ara çok ön planda olan bir tedavi yöntemi. Bunun hakkında bize ne demek istersiniz? Yani yüz dolgusu, sıvı yüz germe, evet, aslında yüz dolgusu. İşte dediğim gibi belli sarkma bulgularını geriye çektiğimiz bir işlem. Göz altında da zaman içerisinde göz çevresi aslında yaşlanma bulgularını en erken gösteren bölge. Çünkü cildi en ince olan bölge. O bölgede hem kırışıklık hem morarma hem çöküklük çok çabuk oluşuyor. En erken bulgulardan biri. Onu desteklediğimiz uygulamalardan biri ışık dolgusu. Işık dolgusu içerisinde hafif mezoterapi de içeren, beraberinde hyaluronik asit içeren, o bölgenin nemlenmesini, o bölgenin cilt kalitesinin artmasını sağlayan, beraberinde de o morluk etkisinin de birazcık azalmasını sağlayan bir uygulama. Ama hastalar bazen şeyle gelirler, işte gözaltı ışık dolgusu yapılacak ve bembeyaz bir gözaltı ile gidecek, böyle bir şey yok. Çünkü oraya koyduğunuz hacimsel etki, evet, bir ton, iki ton göz altında açılmaya neden olabilir. Ama eğer sizin yedi yani işte çok koyu bir göz altınız varsa bembeyaz bir göz altıyla çıkamazsınız. Öyle bir beklentiye girmemeleri gerekir. Evet, çok teşekkürler Şule Hanım. Hocam size bir soru var. Geçen hafta işlediğimiz konu hakkında bir soru gelmiş. İmplant yaptırmak istiyorum. Almanya'dan geleceğim. Nasıl bir yol izlemeliyim diye. Geçen hafta iki hafta boyunca üst üste implant konuşmuştuk sizlerle. Evet, kaçıranlar, evet, için tekrar etmek isterseniz ne demek istersiniz yurt dışı hastalarımıza? İmplant en çok merak edilenlerden, evet, biri bu arada. Evet, evet. İmplant hakkında yıllarca konuşulabilir. Çünkü implant bu yüzyılın en güzel icatlarından biri. Uzun zaman mesleğimizde hareketli protezler yapmak zorunda kaldık. Hem implantların daha bu kadar kullanılır hale gelmediği için veya uygulamadaki bazı zorluklar, önceleri, cerrahi işleminin çok daha zor olması. Şimdi cerrahi olarak uygulaması da çok kolay ve çok çok farklı markalar, güzel bir rekabet. Her ülkenin hemen hemen birden fazla markası söz konusu ve uygulamalar iyice pratikleşti. O yüzden implant elbette ki tercih edilebilir bir şey ve iyi bir gülüş tasarımında da implantları, yani diş köklerinde istediğimiz yerlere daha yerleştirdiğimiz için estetiğe de ciddi bir katkısı, bir hizmette bir altyapısı olmuş oluyor. Hastalarımız, evet, bir implant hakkında onu söyleyeceğim fakat şunu da ilave etmek istiyorum. Yani implant markası kimi soruyor? Şu marka mı, bu marka mı? Tamam, eyvallah. Veya şu malzeme mi, zirkon mu, porselen mi? Tamam. Fakat bizim mesleğimizde estetik medikalde de gene şu çok geçerli diye düşünüyorum. Yani hastalarımız Google'larda, şeylerde çok fazla uzun araştırmalara girmesinler. Yani genellikle sadece şu malzeme mi daha iyi, bu malzeme mi iyi veya öbür ürün mü daha etki yapıyor ve kendilerince bu sefer bir karar veya düşünce tarzına giriyorlar. Benim tavsiyem malzemeden önce doğru hekimi bulmaları. Yani hekim, doğru hekimse zaten hangi malzeme en iyi kullanacağını, hangisinin en iyi sonucunu verdiği veya birisi daha iyidir ama hangi malzemenin o hastaya özel olduğunu, daha iyi bir katkı sağlayacağını hekim daha iyi bilir. Evet, kızımın operasyonu da Şule Hanımların kliniğinde yapıldı. Ve çok güzel bir tedavi, çok güzel bir ilgi, çok güzel bir iyileşme süreci yaşadı. Ve bazı sorunlarımızda da diyelim X bir yerde, buna da şahidim, sorunlu olan hastalar yine Tamer hocanın çalışmasıyla düzeldiğini şahidim. Yani ve doğru doktor olduğu zaman, ben doğru doktora gittiğim zaman en güzel şey doğru doktora teslim olmaktır. Yani o zaten mesleği gereği, vicdanı gereği şey, size en iyisi olanı zaten tecrübe etmiştir, tanımıştır, bilmiştir, size onu uygulayacaktır. Gene Almanya'dan arayan seyircimize de tabii ki yapması gereken, her zaman gene söyleyeceğim gibi, bir resimlerini bize göndersin.
Daha sonra panoramik bir röntgen olursa çok güzel olur. Eğer bir hekime muayene olmuşsa o hekimin tavsiyelerini, yaptığı planlamayı da ekleyerek, bir de en önemlisi hastalarımızdan böyle durumlarda istediğimiz, bize ne istediklerini de söylesinler. Yani talebi nedir? Bir kişi bir hekime gittiği zaman işte estetik medikalde olsun bize gelsin. İlk önce kendini ifade etmesi lazım. Beklentisi ne? Belki karşılayamayacağım bir beklentidir. Ben bunu yapamam. Bu elimden gelmez. Yani sizin bu durumunuzda bu gitmez. Mesela gülüş tasarımı dediği gibi bir örnek resimle, bir sanatçının resmini almış gelmiş, önümüze koymuş. Ben bundan istiyorum. Tamam, dişleri ondan yapalım ama... Ama ondan atılmış, ona uygun değil. Değil. Yani çene yapısı farklı, belki dudak yapısı farklı veya birçok farklılık konularıyla beraber bizim yapacağımız size ancak şunu, şunu, şunu. Yani kendi üzerinde model çalışması yaparak size çıkaracağımız sonuç budur diyebiliyoruz. O yüzden Almanya'daki seyircimize de bize bilgilerini göndermesini bekliyoruz. Tamamdır hocam. Teşekkür ederiz. Şule Hanım, artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Söylemek istedikleriniz var mı? Öncelikle teşekkür ederim. Biz beni teşekkür burada ederiz. Ağırladınız. Değerli bilgileriniz ve için. Ve medikal estetiği konuşma şansı verdiniz. Yani son dönemlerde aslında gelişmeye en açık alanlardan biri medikal estetik ve estetik. Estetiğin her alanı. Hocamın dediği gibi aslında burada işinin ehli, hasta odaklı, hastayı öncelikleyen hekimlerin bir arada, doğru paternlerde bir arada olduğu bir estetik alanında bir ilerleme yaşıyoruz. Biz bir şeyin parçalarıyız aslında, işte evet. Diş hekimleri, medikal estetik, plastik cerrahlar ve cildiyeciler olarak bu alanda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Halktan da kendilerine iletişim kuracakları, kendi isteklerini en doğru paylaşabilecekleri bir hekim bulmalarını ve o hekimle bu yolculuğu birlikte yürümelerini tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederiz Şule Hanım. Muhyiddin Hocam, son olarak siz ne söylemek istersiniz? Programın sonuna geldik. Evet, bir cuma gününde daha izleyicimize bir ve beraber olduk. Cumalarını da tabii ki kutluyorum. Şule Hanım'a da geldiği için, şereflendirdiği için gerçekten teşekkür ediyorum. Ve çok güzel bilgiler, güzel aydınlatıcı bilgiler aldık. İlerleyen programlarımızda gene vakti müsait olursa bir arada olmak isteriz. Belki çünkü bitmez bir konu. Zannedersem daha söylenecek çok şeyler var. Bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum ve hayırlı, bereketli günler diliyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Kapatıyorum izninizle programımızı. Evet değerli seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya cuma tekrardan sizlerle saatler 11'i gösterdiğinde Cem TV ekranlarında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, iyi günler, iyi hafta sonları.